Niye öyle bakıyorsun? Buyurun, patron bekliyor. Bekle beni. Patron. Müdür, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, otur. Otur. Bak, isteyince nasıl da bulabiliyormuşsun. Neredeler? Geliyorlar. Yani her şey gözünüzün önünde olsun istedim. Güzel. De, biraz üzgün gibisin. Yani işte, aramızda başka bir dostluk vardı. Dahan'la yani, yoksa Enver umurumda değil. Dostluk dediğin şey, medeniyet virüsünün bir yalanı. Dostlara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Dost dediğimiz sülüklere. Neden? Çünkü yalnız kalma korkumuz var. Bak, medeniyet bizi hantal, uyuşuk, bunalımlı yaratıklara çevirdi. Aş bunları müdür. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ben sizden öğrenecek çok şeyim var. Asla. Hiç kimse kimseye bir şey öğretemez. Harika. Teşekkürler. Senin içgüdülerin yok mu? Sen bir avcı toplayıcı olsaydın, senin tek motivasyonun kızını kaplanlardan korumak olurdu. Ağaç tepesinde uyurdu. Sen de mi işin içindesin lan? Ha? Sen de mi işin içindesin? Bir şey diyemedim mi lan müdürde? Üstlerinde bir şey yok. Üstlerini götürebilirsiniz. Yazık sana. Ha? Kaç paraya sattın lan bizi? Ha? Ne verdi bu sana? Şşş. Önce bir merhaba de. Ahıra mı giriyorsun? Patron denilen büyükbaş sensin demek ha? Çözdür ellerimi de göstereyim sana ahırı. Bıraksalar ısıracak ha. O öyledir işte. Gaddar. Tüh. Yazık olacak buna. Sana bir şey soracağım. Sen bunun işini niye bitirmedin? Dostluk belasından mı? Yok. Akrabalık. Akrabaları hiç sevmem. Ben de. Ama o müessese olmasa çoktan ölmüştüm şimdi. Lan muhabbet etmeye mi geldik buraya? Ne yapacaksanız yapın lan. İkinizden de nefret ediyorum. Özellikle senden nefret ediyorum. Allah senin belanı versin. Öbür tarafta bekleyeceğim seni. Öyle benden kurtuldum falan sanma. Kızım için yaptım. Bravo. Gerçekten örnek babasın. Tebrik ediyorum seni. Üzgünüm. Madem bu kadar üzgünsün, gel. Sen sık bitir işini. Hadi.
Hadi görelim bakalım. Gözünü kırparsan adam değilsin. Gebert! Ne oluyor lan? Makas. Makas. Ne oldu lan? Müdürüm. İyi misin? Ya bırak beni, adamı takip et. Bana en büyük günahını söyle.
Sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm kaç kere söyledim ya. Vallahi yanlışlıkla oldu. Ben ateş ettiğim anda adam seni çevirdi, omuzu öyle girdi yani. Yok bir de bilerek vursaydın. Bu bana öyle bir tekme attı ki adamı kılıp çatışamadım bile. Sen de mi işin içindesin lan? Sen de mi işin içindesin? Bir şey diyemedin mi lan müdürüne? Niye bakıyorsun lan yüzüme? Ulan gerçekçi olsun diye yaptım. Ya bırak ya. Yalnız Öşten o değil de biz intihar ettik ha. Biz nasıl çıktık oradan? Çok kalabalıklardı. Truva atı taktiği. Hep şeyler. Bitti mi şimdi müdür? Şirket. Yani bir tehlike daha var. Vezir. Yani demem o ki sen şirkette patrona en yakın adamsın. Senin benim koltuğumda gözün var yani. Yok yok estağfurullah. Yok sen koltuğunda kal vezir. Hayır. Hayır değişiklik iyi değil midir? İstediğine hayır. Patronla görüşemezsin. Değişik kostümler deniyorsun. Fantezi dünyan çok derin. Sendin değil mi? Telefonumu kopyaladın. Yani büyük patronun bütün listesi elinde. İsterse sisteme çöker, yeni patron olur. Sen bir de şantaj yaptın adama. Evet ya, yazmıştır şimdi o bizi bir yerlere. Eğer biz bel altı vurduk, o da bize bel altı saldıracaktır. Yani bütün yakınlarımıza saldırır. O adam o gücü ele geçirmemeli. Onu da geberteceğiz o zaman. Sen telefonuna girebiliyor musun hala? Yok, değiştirmiş. Ama bulurum yerini. İyi. Bulunca haber verirsin o zaman. Madem bir işe başladık, kökten bitirelim. Gidiyorum ben. Ulan sen beni nasıl vurursun lan? Ya müdürüm söylüyorum ya, ben sağ elimle ateş ediyordum. Yanında duvar vardı. Sıktım, o tersine döndü.